Formakest'e hoş geldiniz. Ben Esopaneden Aybak paralı. Ben Esopaneden Utkan Ayhan. Ben Ozan Do. Formakest'in yeni bölümünde forma gündeminde bu hafta neler oldu? Genel bir bakış atacağız. Ee, çok sıcak bir gelişmeyle Beşiktaş'ın yeni sezon alternatif formasıyla başlayalım. Beşiktaş'ın yeni sezon alternatif formasının yeşil olacağını özel haber olarak Esopaneden paylaşmıştık. Ee, ta Kasım tarihine. 18 Kasım'a tarihlenebilecek bir haberdi bu. Adidas'ın resmi renk kodu olarak Wild Pine'i seçti. Yani haki yeşili olarak tasarlanan bir formaydı bu. Ama Beşiktaş'ın yönetiminin değişmesiyle birlikte, Hasan Arat yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte ee, bu formanın veto edilebileceği yönde haberler çıktı bugün önce Hasan Arat'ın yeni sezon formalarımız çok güzel geliyor müdahale ettik onlara yönde bir açıklaması düştü gündeme tabi bu müdahale ettik e, sözünü duyunca herkesin aklına muhtemelen yeşil forma geldi zaten devamında da bu akşam haber kartalının bir özel haberini gördük ee, Adidas'ın yeşil alternatif forma planından yeni yönetimin vazgeçtiği ve bu formanın dördüncü forma olarak satıcıya sunulacağı bunun yerine bir tane çubuklu forma tasarlanacağı haberleri çıktı. Ozan da senle başlayalım. Birincisi bu formadan vazgeçilmesi takvim açısından mümkün mü? Özel bir çubuklu tasarlanmış olabilir mi? Te bunun devamında da bu formadan vazgeçilmesine gerek var mıydı? Bu nasıl bir karar? Ya formadan vazgeçemeyeceklerini şuradan anladık zaten. Forma taraftarı da yine satışa sunulacakmış. Beşiktaş zaten tek tip kalite giydiği için yani direkt gelen bütün formayı satışa sunacaklar, anlaşılan. Beşiktaş tarihinde bir ilk yaşanacaktı yani. Hani Lila Forma'nın 90'lardaki Lila Forma'nın yanlışlıkla giyilmesi ve işte onun devamı olan beyaz olan ama Lila gibi de duran formadan sonra ilk defa bir alternatif renk giyecekti Beşiktaş. Ki çok da güzel bir renk seçilmiş. Hani bunu ilk gördüğümüzde de hepimiz aynı şeyi düşündük. İşte ağaçlı yol, yeşillikler o bu. Yani çok güzel bir fikirdi. Sağda da çok güzel duracağına eminim çok başarılı bir renk bu. Ve sağlara da çok yakışıyor haki renk. Ve özellikle hani ben bu formayı gördüğümde de aklıma şey gelmiş. Yani siyah şortla mı kombineleri, nasıl olur? Onları düşünmüştüm. Yani bu müdahale lafı senin dediğin gibi müdahale lafını duyunca zaten anladık ki orada bir şey değiştirelim ya. Bir çomak sokulmuş bir yere. Onu anladık yani. Ve hemen de arkasından işte haber kartalından geldi çubuklu forma. Ve bu dönemde çubuklu forma yetişmesinin hani çok bir imkanı yok. Bir de hani Beşiktaş'ın şöyle bir şansı var. Katalogda her zaman istediği renkleri bulabiliyor. Şansına da Katalogda güzel bir çubuklu var ya baktığın zaman. Çubuklu Arjantin çubuklusu aslında. Ee... Aynen öyle. Hmm, kalınlık olarak. Yani tasarlansa çok itiraz edilecek bir formu olduğunu düşünmüyorum açıkçası ben bunun. Ama tabii ki tasarlanmadığı için hani burada bir özen eksikliği tabii ki var olacak. Görüntü olarak da. Ama ben hani çok sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Bunu bilmeyecek milyonlarca Beşiktaş taraftarı var. Tabii ki olmamasını daha çok tercih ederdim. Ve bunun da hani görüntü itibariyle beyaz iç saha formasından falan çok daha fazla giyeceğini de tahmin etmek mümkün. Öyle mi? Ben hiç giyilmez diye tahmin ettim. Yani hiç demeyeyim de çok kısıtlı giyilir diye tahmin ettim. Ya işte bu formayı zorla ekletmişler ya yönetim baskısıyla. Şimdi işte beyaz forma ve bunun arasında teknik olarak hiçbir fark yok hakem gözünde. Beyaz şortla da siyah şortla da hı hı. yönetim bunu işte o maç öncesi toplantılarına dahil edip bunu giydirmeye gayret göstereceğine inanıyorum ben. Yani ben özel bir forma olmadığı için hani sadece gösteriş açısından çıkar gibi düşündüm. Hatta şöyle bir şey geldi aklıma. Hatırlayanlar mutlaka olacaktır. E, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın tam parçalı forma giydiği sezon ertesi sezonun formaları Ocak ayında sızmıştı. İşte mor forma, beyaz forma ve çubuklu forma. O dönem çubuklu forma oldukça fazla tepki çekmişti. Tam parçalı kültürünün tam olarak oturmaya başladığı bu dönemde Galatasaray yıllar sonra tam parçalı giydiği bir dönemde bu çubuklu nereden çıktı diye o dönem Galatasaray yönetiminin şöyle bir açıklaması olmuştu işte. Bizim formamız parçalıdır. Bu sezonki parçalı gelecek sezonda devam edecek diye. Hani biraz insanların gazını almak için adeta. Daha sonra ne oldu tabii? Gelecek sezon öyle bir durum olmadı. Çubuklu forma giyildi. Parçalı formada GS Store'da zaten kalan stokların satılması şeklinde ekstradan bir parti geldi satılmaya devam etti. Yani ben buradaki durumu da biraz böyle gaz alma çabasıyla şöyle yorumladım. Yeşil forma satılacak aynen ilk planda olduğu gibi ama giyilmeyecek. Bunun yerine de bizim üçüncü formamız bu demek için bir çubuklu forma çıkacak. Muhtemelen az stokla çıkar. Çok da geleceğini sanmıyorum. Birkaç maç giyilir gibi anladım ben sanki. Sence Utkan abi? Mantıklı bir yaklaşım. Evet. Bence de öyle. Çok çok fazla giyilmez. Ya biraz tabii bu yeşil forma, haki forma bu yani başarısız dönemin dönemden sonra gelen bir forma olduğu için biraz şanssızlı olmuş bu formanın. Yani Beşiktaş'ın başarılı döneminde denk gelmiş olsaydı bu forma kesinlikle bence satışa çıkardı. Özellikle yeni yönetim de bence burada e, ilk senemiz e, tam anlamıyla ilk senemiz olarak düşüneceği için e, bir de başarısız geçen, çok başarısız geçen bir sezonun sezonlardından e, böyle taraftarın tepkisini te çekmek istemediklerini düşünüyorum ben, istemeyeceklerini düşünüyorum. E, o sebeple e, bu riske girmek istemediler. Özellikle hani dediğim gibi böyle başarısız geçen sezonlardan sonra o yazın ilk gelen e, <laughs> tanıtılan yeşil formada. Yani o bağnas taraftarların inanılmaz tepkisiyle karşılaş, karşılaşacaklarından korktukları için çekindikleri için diyeyim, Korktu, korktukları için demeyeyim ama e, bu tepkiden çekindikleri için e, böyle bir karara yol aç, e, karara e, karar almışlar diyeyim. E, bence tabii yanlış karar olmuş. Bu zaten çok çok fazla giyecek forma değildi. Yani aynısını Beşiktaş 19-20 sezonunda, <laughs> evet tam anlamıyla radikal bir e, renk değildi ama mora çalan hafif gri bir forma giymişti orada güzel başlamıştı. O sene zaten o forma çok fazla giyilmedi zaten yani. Hani zaten beyaz formayla Türk... çakışıyordu. Aynen öyle. Ve yani bir iki Türkiye kupası maçı, bir iki hazırlık maçı dışında zaten giyilen bir forma değildi. Bu forma da büyük ihtimal öyle olacaktı. Çok fazla giyecek bir forma yani giy giyilmeyecekti aslında. Ee, ama nedense böyle bir vetoya e, yol açmış. E, bilmiyorum bence yazık olmuş bu forma. Ya Bilmiyorum Beşiktaş'ın böyle alternatif denemeleri daha öncesinde bir turuncu e, ismi geçiyordu bundan bir 10 sene öncesinde. 14-15. Turuncu 15. rengi geçiyordu. O, e, o tam e, o, prototip olarak belki sunuldu ama e, hayata geçmedi. İşte 19-20'de hafif bir denemesi oldu ama sonra işte artık 23-24'te tekrardan bir pardon 24-25'te bu yeşil formayla hakikaten tam bir alternatif forma diyebilecekken de yine bir veto yemiş. Beşiktaş'ın alternatif denemeleri böyle e, vetolarla işte ne bileyim e, bağnaz düşüncelerle çok fazla hayata geçmiyor. Aksine bir de hani eskiden Beşiktaş taraftarı bu konuda çok daha bağnazdı. Çok daha tutucuydu. Bağnaz demeyeyim tutucuydu. Siyah, beyaz ve işte üçüncü renk olan kırmızı dışında renk giymeyi ka yani kabul etmiyordu Beşiktaş taraftarı. İşte işte biliyorsunuz o işte erkek adam renk takım tutmaz mottosuyla ortaya çıkan bir şey bu. <laughs> bu e, farklı renklere çok fazla ee, sıcak bakmıyordu Beşiktaş taraftarı ama ben özellikle Beşiktaş taraftarının, özellikle genç kesim, yeni nesil Beşiktaş taraftarının bu konularda çok daha açık fikirli olduğunu düşünüyorum zaten. O yüzden de e, bu denemelerin ki bizim haberimizin altında da e, bu haberi ilk biz yaptık yanılmıyorsam yanlış hatırlamıyorsam haberimizin altında da hiç hiç yani Beşiktaş taraftarının da kamuoyu tepkisi olarak den, yani sosyal medyada da olumsuz bir yorum da görmedim ben şahsen. Herkes bir rengi beğendi. Çoğunluk yani yüzde neredeyse 80-90 oranında renk gayet de beğenildi yani. bilmiyorum. Bence burada yönetimlerin biraz daha cesur olması olmaları lazım. Formadır bu. Bir sene kullanırsın. Ertesi sene bir daha kullanmayacağım bir şey yani. Sezonda da 3-5 maç giyeceğim bir şey. Bence yazık olmuş. Yani zaten Beşiktaş bu sezon çıkardı kırmızı formayı bile kaç maçta giydi toplasan yani alternatif forma hani çok da tercih edilmediği sürece giyilmek zorunda kalınmıyor Türkiye'de. Bu yönüyle e, sezon kotorulabilirdi çıksa da bu forma. Ayrıca tabi bu formayı ilk biz paylaştık ve Beşiktaş taraflarından ciddi beğeni aldığını gördüm ben şahsen bu formanın. Elbette ki bu formaya tepkili olacak bir kesim vardır. Belki büyük bir kesimdir ama yani ben bu formayı Utkan abiyle konuşurken işte çizerken paylaşırken falan çok daha büyük bir tepkiyle karşılaşacağımızı bekliyordum ve hiç öyle bir tepkiyle karşılaşmadık. Onun tam aksine çok daha e, güzel tepkiler aldık. Beğenildiğini gördüm ben şahsen. Tabi burada Utkan abinin çiziminin de etkisi var. Burada bir tahmini forma çizmiştik ve çok da güzel duran bir forma. Onun da mutlaka etkisi olmuştur. Ben bu Beşiktaş yönetiminin bu formayı veto etme kararına biraz şeye benzettim. Ali Koç'un ilk geldiği dönemde Aykut Kocaman'la yolları ayırma kararına benzettim. Hani aslında Aykut Kocaman kendisi göreve gelseydi Ali Koç kendisi göreve gelseydi Aykut Kocaman takım başında olmasaydı belki Aykut Kocamanı getirebilirdi göreve ama göreve yeni geldi taraftarın baskısını dinlemek zorunda hissetti kendini ve başkasından kalan bir mirası devam ettirmek istemedi bu forma ile ilgili de şu an Hasan Arat özellikle takımın kötü de gitmesi dolayısıyla taraftar dinlemek zorunda hissediyor kendini ve bence aslında Ahmet Nur Çebi yönetiminin kararı olmasaydı bu yeşil forma. Belki biz seneye Hasan Arat yönetiminden biz Avrupa vizyonu ile ilerliyoruz. Bu yüzden Beşiktaş'a yeşil bir forma yapacağız diye bir radikal çıkış bile görebilirdik. Ama iş tam tersi olunca Ahmet Nur Çebi yönetiminden bir yeşil forma miras kalınca kendileri veto etmek zorunda hissetti kendilerini muhtemelen taraftar tepkisinden de çekilip. Bence taraftar tepkisinden korkup hareket etmek bir yöneticinin en yapması gereken şey. Yani buradan bir yere varmak çok mümkün durmuyor. Çünkü taraftar her türlü değişime zaten bir noktada bir şekilde set çekecek, sınır koyacak. Burada yönetimin görevi doğru ile yanlışı ayırt edip taraftarın gerekirse bir nebze tepkisini de göze alarak doğru bildiği yolda ilerlemek olmalı. Yani bu şekilde sürekli taraftardan korkarak, taraftardan korkarak kendi bildiklerinizden de vazgeçmek bence bir noktada kulübe de zarar veriyor. Yani bu kararın Beşiktaş'a nasıl bir yararı olacağını ben açıkçası çok anlamadım. Keşke bu formayı sahada da görebilseydik. En azından forma çıkacak tabii ki. Dilerim tasarım olarak da güzel bir forma olur. Niye giyilmiyor tepkisiyle karşılaşılacak derecede beğenilir diye umuyorum. Var mı bu konuya eklemek istediğiniz bir şey? Yok. <laughs> Yok. Yok aslında. Yani bu yönetimlerin işte dediğim gibi yani her, sürekli bu sosyal medyayı çok fazla dikkate alarak alarak yönet yani yönetimleri çok fazla etkiliyor sosyal medyalar. Hatta bazen mahalle baskısı yaratıyor artık yani hani işte bu bildiğiniz mahalle baskısını bir şey yani aman tepki gösterler deyip böyle bir veto etmişler bu formayı. Yani bilmiyorum. Bence bu tarz şeylerde yani keşke Beşiktaş'ın başarılı döneminde tekrar böyle bir bu rengi tekrar görmek isterim. İnşallah çöp atılmaz bu renk. Peki o zaman bundan sonra haftalık olarak da aslında gündemimiz bu şekilde ilerleyecek. Yerelden bir gündem varsa ekstra öne çekeriz. Onun haricinde forma tanıtımlarını konuşacağız. Mümkün olduğunca hepsine değinmeye çalışacağız. Liverpool forması geçtiğimiz hafta tanıtıldı. Liverpool'un klasik kırmızı forması üstünde Liverpool yine klasik herhalde tezahüratı diyebileceğimiz You Will Never Walk Alone'un baş harflerinin, YNWA'nın bir desene dönüştürülmüş halini taşıyor diyebiliriz. Formanın yakası çok marjinal bir yaka denebilir herhalde. Polo yaka benzeri bir yaka ama dikiş yapılmış ön panele doğru. Yani açılmıyor formanın yakası tam olarak. Yine sarı ve beyaz paneller var. Çok oldukça yoğun yoğun bir forma. Hatta bu formanın birazdan gösterim e, siz konuşurken e, logosunun altında da bir kalkan e, formu olduğunu görmüştük. Ama son ilk prototiplerde görmüştük. Ama son halinde kaldırılmış. E, bu form hakkındaki ilk yorumları Ozan Dodon alayım. E, daha sonra Utkan abi sana geçelim. Aslında çok standart yani klasik bir forma Liverpool için. Özellikle yanlış hatırlamıyorsam 84-85 forması gibi bir forması var. Yine böyle ince pinstripe'lı. Zaten geldi ekrana da. Yani beyaz yakalı. Ya Nike burada çok ciddi bir kalıp ve yaka denemesi yapmış. Kalıbı da yani ben herkes şeyi konuşuyor işte. Joma'yı konuşuyor. Ben bunu New Balance'tan hatırlıyorum. Bu tarz işte göğüs robalı çalışmayı. Ya Değişik bir tasarım. Ben hani yakayı hiç anlam veremediğim bir yaka oldu. Ön taraftan dikişli. Evet şu an ekranımızda robalı. Forma. Hemen açacağım. Yani tamamdır hiç sıkıntı yok. Yani o yakanın yani ilk yakayı gördüğümde ben orada dikiş var mı yok mu emin olamadım. Şu birleşim Park bölgesinde. Sonradan işte resmi fotoğraflar düştü. Gerçekten dedim acaba hani gerçekten dikmişler mi? Çünkü bu yakanın teknik olarak böyle bir mantıklı bir yanı yok. Hani kaldırsam kalkmıyor. Kapalı duracak ama buradan da böyle bir yanlış katladın koydun. Böyle yamuk durur. İndiremezsin de. Yani bir değişik. Nereden bu, bu yere gelmişler? Onu gerçekten bilmek çok isterdim ama şunu diyebilirim. Paten çok güzel olmuş. Paten çok hoşuma gitti. geçen sezonda Geçen sezon mu yanlış hatırlamıyorsam onu antrenman maç önü ısınmalarında kullandılar benzer bir formu. Benim de logo andırıyor. <laughs> yani o oradan pinstripe'a e ulaşmak bence çok iyi bir fikir. Yani bu ve inceliği yani e, kaybolması, ön plana çıkmaması da benim çok hoşuma gitti. İşte yakadan emin değilim. Kalıp da çok beğendim. Özellikle yan parçadaki sarı beyazın formülleri. Mesela şey yorumunu çok gördüm. İşte yakadaki o bant detayı triko bant detayı keşke kolucumda da olsaydı. Yani ben böyle şeyleri çok hani hoş karşılamıyorum haddim değil de. Gerek olduğunu düşünmüyorum. Bence zaten orada bir ilgi bloğu ilgi odağı yaratılmış. Yanda da onunla yan panel, kol, kol, altındaki panelle bir bütünleşme sağlanmış. Bence yani tatlı bir form olmuş. İyi de bir deneme. O zaman da ben de sana katılıyorum yani özellikle o mesela hani dediğin gibi yakadaki şeyin hani kol ucunda da olmasını hani ilk hakta gelen zaten tasarımı yaparken ulan hani burada yaptım burada da yapayım mantığıyla ilerlersin ancak bu kalıp da büyük ihtimalle kol ucuyla yakanın genişliği aynı olmadığı için biraz böyle bir e, o or, oran şey orantıyı bozacaktı. Yani oradaki kırmızı Hı. ve sarının dengesi hani e, şeyi bozacaktı. Yani, proporsiyonu bozacağı için büyük ihtimal onu denememişler. Aynı şekilde bunu galiba e, çorabında mı var? Yanlış hatırlamıyorsam. Bir, bir yerinde daha vardı. Çorapta da olması lazım. Tam hatırlamıyorum. Onu bir tekrardan bir teyit edeyim. E, orada e, yapmışlar. Fena güzel olmuş orada. E, ya ben de şahsen çok beğendim. Hani direkt pinstripe yerine o Y&VA'yı işte e, you will never walk Alone'u. yok burada yok mu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ya benzer bir form kullanılmış. Şurada içinde sarı evet. da var bunun. Çok net görünmüyor sanırım ama ince bir çizgi <gülüyor> olarak <gülüyor> evet, sarı evet. kullanmışlar. İşte lazım. Aynen öyle. Ee, yani o şeyi çok iyi yedirmişler formaya. Direkt pinstripe yapmak yerine bu şekilde bir forma dönüştürmeleri iyi olmuş zaten hani Liverpool'un 4-5 seneden beri Nike giyiyor Liverpool. İşte yani yapabilecekleri tüm varyasyonları denediler. Yeşil ağırlıklı e, ağırlıkta yaptılar. Düz kırmızı beyaz yaptılar. Kırmızının biraz daha e, tonunu koyuya çevirdiler. Hani bu da zaten olması beklenen formalardan bir tanesiydi. Ama güzel bir uyarlama olmuş yani. Ben de şahsen beğendim. Tabii 3-5 yıldır yapıyor derken şeyi de söyleyelim. Bu e, Nike'ın Liverpool'u öğrettiği son forma olacak konuşuluyor bu formanın. Hı. Liverpool gelecek sezon Adidas'a geçiyor. E, ben de sana katılıyorum. Liverpool Nike ortaklığı çok kısa sürdü ama e, üretebileceği her türlü forma üretti. Hem sade formalar üretti hem karmaşık formalar üretti. Yani boşu yok denebilecek bir ortaklık oldu bence. Aynen öyle. Ben de katılıyorum. Güzel şeyler çıktı. Yan ürünler de çok güzeldi. Farklı renkler denediler. Formalar da güzeldi. Verimli bir, bir ortak ortaklık oldu yani. Çok klasik formaları da çok modern hale getirdiler. Yani forma kültürüne de çok iyi bir katkı oldu bu ortaklık ve şeyini de aşmadı. Haddini de aşmadı yani. Bir yerde dediler ki tamam her şeyi yaptık. Adidas'tan çılgın bir hamleyle. İlginç yani. Bir de yani şey gibi hani, özellikle Warrior, mu, Warrior işte o döneminde Hı. çok enteresan şeyler vardı yani. Evet. İşte turuncular giydiler. Şeyler giydiler. Hani çok çok farklı renkler falan giydiler. Nike o konuda da hani Liverpool'un e, geleneksel renklerinin de çok fazla dışına çıkmadı aslına bakarsanız. Hı. Ya da geleneksel renklerin de mesela o işte geç bu seneki e, yeşil-beyaz formayı da daha modern anlamda e, tekrar yorumladı. E mesela buradaki New Balance'ın formas gibi bir forma görmedik yani. O konuda daha oturaklıydı bence Liverpool'un. E, evet. Özellikle bu formanın üstüne Mor çok varmış. gitti. Yani şu yeşil-beyazın evet. üstüne fazlasıyla gitti. Evet. evet. Bu Liverpool içsel formasında bu... E ilk tasarlanan kalkan da bu şekilde görünüyordu. Bu formayı ciddi kalabalıklaştırıyordu bence. Bunun kaldırılması da makul bir hamle olmuş. Çünkü biz bu kalkanı mesela böyle çizdik ama bunun içinde daha sonra YNWE harflerinin de yedirildiğini gördük. İyice yani böyle kalabalık bir yere gitmişti tasarım. Evet, evet. Bu desen de ben sadece şeyi anlamadım. Bunu hatta Utkan'a böyle çizerken ben ona da sordum ya bunun hani böyle harflerin bağlantılı olacağına emin misin? Acaba hani burada kesikler falan olur mu diye. Son halde gerçekten bağlantılı çıktı. Yani bu biraz tabii bu bir tercih yani istemerek yapılmış bir şey değil ama bu desen böyle YNVA'yı andırırken acaba bu pin stripe'ların bir yerde kesilmesi gerekiyor muydu diye ben düşündüm. Yani şurların falan. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? İkisini de görüyoruz ya. Bence hani o anlamda optik olarak Göz birbirinden hani evet birbirine geçmiş ama istediğin zaman You Will Never da görüyorsun. Pinstripe'ı da görüyorsun ama hiçbiri birbirinin üstüne çıkmıyor. Bence çok da dengeli bir tasarım yani. Grafik olarak. Bir de şeyi de çok güzel yapmışlar. Swoosh'un eğimiyle o çizginin eğimi de mesela tutuyor birbirini. Tam altında bir konumlanmış. Onu da evet. güzel oturtmuşlar. Mesela burada bir şekilde gözüküyor. Evet. Bir de sonradan da Nike artık yani kalıplar her sene aynı yani tüm takımlar aynı olduğu için e, artık yakalar üzerinden çok fazla oynamaya başladı. Çok çok farklı tipte yaka tipleri görüyoruz. Özellikle bu seneki Dünya Kupası şey Avrupa Şampiyonası formalarında e, milli takım formalarında e, yani işte kare desen denediler, kareli denediler işte yani çok çok farklı farklı yaka tipleri var. E, takımlı büyük takımlarda hep böyle hani yaka farklı yaka çeşitleri üzerinden giderek bir tasarım yapmaya başladılar yani. Özellikle şey ilginç, ilginç yani takım başına yani. mesela bu yaka sadece evet. Nijerya'ya kullanıldı. İşte Liverpool'un yakası sadece Liverpool. Hani bir yaka üretmişken başka takıma vermeye bile gitmiyorlar. Bu yakalar mutlaka gelecek sezonlar için kullanılacaktır ama yine de bayağı özel bir iş şey. yani bir takım için nak gibi üreticinin özel yaka üretmesi ilgi çekici bir şey yine de bence. Tabi burada kaleci forması Nike'ın genel kaleci kalıbından geliyor. Ceket ilginç bir şekilde bağımsız bu formayla biraz yani niye krem gibi bir ton kullanmışlar ben çok anlamadım. Maç önü formasında da Liverpool'un eski logolarına yine atıp yapmışlar. Çok marjinal bir iş yok. Ee, i̇ç sağ forması böyle gibi puan alayım mı ister misiniz? Olur. Oradan çıkamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oraya girince. 7.5'dan 9 hadi bakalım. <laughs> ben de 8.5 vereyim ya bu formaya. 9 verir mi yani. Ben de ben 8 de bunu, veriyorum. Aferin. Şey çok hoşuma aferin. gitti tabii. Bu formanın ilham kaynağıyla bence bağlantısı bu arada çok iyi. Yani çok iyi bir modernleştirme Hı -hı. örneği. Tanıtımda da 84 finalinin Roma'da oynanması sebebiyle bir İtalyan havası estirmişler. Tanıtım fotoğrafları falan da çok hoşuma gitti. İşte bu Vespalı tanıtım fotoğrafları falan. Güzel iş yani. Forma da ön planda. Genel bir evet. moda dili de var. Hoş. Roma sütunları var. Dondurma yiyorlar falan böyle. Aynen. <laughs> güzel bir şey olmuş. Peki. Geçelim böyle PSG. Çok göze sokmadan bu, yani bu, 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 tarz şeyleri böyle çok göze sokmadan böyle yedirdikleri zaman mesela tanıtımda şimdi sen söylemezsen kimsenin belki çok fazla şeyi olmaz. Hani ne duru e, dikkatini çekmez. Ama güzel hakikaten. Çok böyle detaylar hoş, hoş oluyor. Vespasından, dondurmasından işte espresso fincanından desen yapmışlar onda mesela yine. Liverpool böyle forma desenle yapmışlar falan. Güzel bir tanıtım olmuş. Ben de çok beğendim. Peki bir de tanıtım faciası bir bugünün tanıtımına evet. geçelim. Paris Saint-Germain. Niye facia kısmına tabii geliriz. Önce formadan başlayalım. Ee, Paris Saint-Germain'in yeni forması e, tabii Paris Saint-Germain'in klasik hashtag tasarımını e, yeni günümüze getiriyor denebilir. bu fırça darbeleri aslında 2-3 yıl önce forma dünyasında biraz daha kendine yer bulan bir tasarım anlayışıydı. İlginç bir şekilde bu yıl bunu birkaç takımda daha görüyoruz. Hem Paris Saint-Germain'in formalarında var hem de Ajax'ın deplasman forması muhtemelen haftaya tanıtılacak. Haftaya konuşuruz. Onda da görüyoruz. Birkaç takımda daha görme ihtimalimiz var gibi. bu tasarım aslında yani ben böyle hayal mehal kavamda bir yerlerde var. Bu fırça tasarımları yapılırken Paris Saint Germain için de birileri tasarladı mutlaka bu formayı. Bugün karşımıza çıktı. Nasıl bugüneymiş diyelim. Ve bu formanın tanıtım fotoğrafları yapay zeka ile oluşturuldu demiş Paris Saint Germain. Nasıl oluşturuldu ne kadar öyle konuşuruz üstüne. Formanın tasarımıyla başlayalım. Ne diyorsunuz? Yani klasik eşter forması aslında bir de geçen sezonda yani 2000'lerin başının eşlerine dönmüşlerdi. Bu işte Ronaldinho dönemlerin 2003'lerin, 4'lerin gösterilen çubuğuna dönmüşlerdi. E bu ortaya geri geldi ve inceliği de hani daha çok böyle 2010'lar, 2012 hani o tarzlarda bir inceliği var. Yani klasik zaten hani klasik bir forma ama fırça darbesini yani kesin gördük. Görmeme ihtimalimiz yok. Hani o fırçanın çok Patladığı 2016, 17, 18 o dönemde kesin birileri bunu yapmıştır. Ama dersen ki hani ne oldu? Hani eskimiş bir moda mı? Bence değil. Ve Paris Saint Germain hiç böyle bir şey denememişti yani neredeyse. Neredeyse değil hiç denemedi. O anlamda da benim hoşuma giden bir görüntüsü oldu. Ve şeyi ben yani bunda hani tasarımdan bağımsız bu PSG'nin laciverti çok tatlı oldu ya. Yani bu öyle bir güzel yere oturdu ki her fotoğrafta, maçta da, onda da, bunda da çok hoşuma gidiyor. Yani kalınlığı çok iyi. Pardon. Hashlerin kalınlığı çok iyi. Hani o beyazın dengesi çok iyi. Bence yani başarılı bir forma bu. Valla her nasıl diyeyim böyle 10 seneyi geçen e, anla sponsoru birlikte birlikte birlikteliklerinde birlikte, e, bu fırça desenli bir iç sağ forması artık ne diyeyim kesin görüyoruz gibi geliyor artık bana yani. İşte Galatasaray'da gördük. Şimdi Paris Saint Germain'de gördük. 20-21 olacaktı sanırım. Zaman çok çabuk geçiyor. Evet. <laughs> Birkaç tane de hani Atletico Madrid'de gördük mesela geç, geçtiğimiz senelerde. Ee, Nike bunu her takıma yani bir de yani ben tasarımcıları da anlıyorum. Hakikaten şimdi iş forması yapmak hakikaten zor. Yani hem bir şey eskisine benzenemesi lazım hem işte yenilikçi bir şey olması lazım yeni forma sattır sattırması lazım ee, o sebepten de tasarımcılar bu konularda zorlanıyorlar işte en yakın hakta gelenlerden bir tanesi de fırça darbesiyle <laughs> bir sahne oluşturmak ee, bu da bu dönemin modası oldu hakikaten ha, bence de kötü değil yani bir problem yok ha böyle üst üste yani 3-4 senede farklı farklı takımlarda görünce artık böyle hani yani bir insanda biraz şey oluyor tabii ki yani. Gide mi diyorsunuz artık üst gördüğünüz zaman. Ee, yani şey ya yani nasıl söyleyeyim özellikle bu Paris Saint Germain'in bu seneki deplasman forması da sızdı. Ona da bakarız da. Yani Paris Saint Germain özelinde bu formaları bir amatör tasarımcı kesinlikle daha önce tasarlamıştır havası veriyor bana yani. Hani bu zaten yüz binlerce tasarım var yani internette 2010'dan 2005'ten bu yana bir sürü amatör tasarımcı her gün yüzlerce forma tasarlıyorlar. Ee, takım sayısı belli şey belli. Yani o kadar e, nasıl diyeyim gör, görmeye alıştığımız forma şeyler ki tasarımlar ki bunlar. Bizim eski Galatasaray formaları formu vardı. Amatör tasarımcılarının yani yer aldığı ee, orada mutlaka mesela bir tasarım yarışmasıları falan yapıyorduk orada. Özellikle şu deplasman formasını falan kesinlikle görmüşüzdür mesela orada yani. Bunu Andaç'ı iyi tasarladı ya. Andaç'ın tasarım bu. Mi? Direkt birebir. Ayberk de mesela evet. tasarlamış mesela <laughs> fırça desenli falan. Aynen öyle. Bu, bu burada gösterir falan bilemiyorum. Yani bu hani bilmiyorum benim bunu görmem ihtimalim yok ya. Yani bir yerde gördük biz bu formalı. Birisi tasarladı. Bilmiyorum. Özellikle bir de son dönemlerde bu 2010'ların başlarında amatör tasarımlar bu kadar çok fazla yokken şey değildi yani nasıl diyeyim markalar çok daha fazla bildiklerini okuyorlardı ama son dönemlerde markaların amatör yani esen ama tasarım amatör tasarımcılar markaları takip ediyordu. Şimdi markalar biz amatör tasarımcılar takip etmeye başladı gibi geliyor bana. Bu da enteresan. O amatör tasarımcıların bir, bir kısmı yani profesyonel şimdi. tasarımcı oldu zaten ya. Tabii. Onlar eskiden yaptıklarını şimdi <laughs> canlı oyun yani Angelo Trofa mesela yani o değil mi onun, yanlış O yaka mesela ben... onun 2016'dan tasarımıydı Nijerya'nın yakası. Hoş o yapmamış evet. ben yapmadım diye açıkladı. Ama o yapmadı da yan masasındaki bilmem kim yaptı yani. Tabii. O da Nike'ta tasarımcı belirtelim de boşa gitmesin. Ben yani mesela bu forma da şey çok ilgimi çekti. Bu atleti forması çıktığında forma mi konuştuk. Ben size WhatsApp'tan yazdım hatırlamıyorum. Şeyi çok takılmıştım bu. Mesela burası kesiliyor ama böyle tam böyle fırça darbesiyle kesildiği belli değil gibi falan. Bu PSG'de bu reklam bölmesinin kesilmesini çok iyi ayarlamışlar yani. Böyle fırça darbesiyle bitti falan belli oluyor. Hoşuma gitti. Çünkü bu e, birkaç renkli bantlarda hep sorun yani reklam yerleşimi. Burada böyle bir doğal yerleşim oluşmuş. Hoşuma gitti benim. E bunlar önemli detaylar ya gerçekten. Ya bir de bu hani bir noktadan sonra bir yere kadar hepimiz brushları hazır brush setlerden kullandık. Bir yerden sonra elimizle çizmeye başladık. Bu da işte elle çizilen bir şey belli ki. bu da dikkat edin. Hashtag tasarımının nereden geldiğine de biraz tarihine de inmek gerekirse e, Hashtag aslında Paris Saint Germain'in başkanlarından birisi zannediyorum kurucu başkanlarından birisi hatta ve kendisi bir moda tasarımcısı aynı zamanda çok sıkı da bir Cruyff hayranıymış. O dönemin bütün herhalde futbol severlerinin olduğu gibi. Bu Cruyff hayranlığı tabii ki zaman zaman Ajax hayranlığına da dönüşmüş. Ajax'ın da klasik formasını zaten herkes biliyor. Ajax stili olarak anılan bir forma. Beyaz üstüne kırmızı şeritler inan bir forma. Heşter bu tasarımla birlikte aynı zamanda bir Mustang hayranıymış ve Mustang Mustang'in yan tasarımıyla diyelim Mustang'in kendine as tasarımıyla Ajax'ın tasarımını birleştirmek istemiş. Bunlara bir de kendisinin Fransız olması eklenmiş. Fransız renklerini birleştirmek istemiş. Bu üçü birleşince ortaya Paris Saint-Germain'in forması çıkmış. Oldukça ilginç bir tasarım hikayesi olarak geldi bana. Bu tasarım yani kulüplerin bugün kutsal atfedebilecekleri şeylerin böyle kişisel hayranlıklardan falan çıkması çok ilgi çekici geliyor bana. Bu da ilginç bir hikaye. Aynen öyle. Önceki formalar da kırmızı. Daha öncesinde de beyaz. Değişik bir takım ya. İlk formalar mesela beyaz forma kırmızı şort. Sonra kıpkırmızı forma falan. Değişik bir takım ama çok geç kurulmuş bir takım zaten bu. 70'lerde kuruluyor galiba değil mi? Hı, 70. 1970. Değişik bir takım yani bu. Peki. Paris Saint Germain'in... Bir, bir de burada Buyurun. yapay kanalı. zeka faciası var. Yapay zeka konusuna gelelim. Şimdi Paris Saint Germain diyor ki bu tanıtım fotoğrafları yapay zeka ile oluşturuldu ama orada biraz şey böyle hani nüansında şey demeye getirmişler. Karakterler yapay zeka ile oluşturuldu gibi. Şimdi yapay zekayı kullanan herkes biliyor ki böyle forma üretmek imkansız yapay zekada mümkün değil yani. Bunlar da belli ki kabaca üretmişler bu görselleri üstüne tamamen photoshopla forma giydirmişler. Şimdi bir giydirmişler. Ben ay Ayberk. lafını bölüyorum kusura Buyur, bakma. Buyurun Ozan'da yok estağfurullah. Bir yine böyle bir tasarımcı grafik tasarımcının ürünleri işte kademe kademe önce bir patern çizdirmiş yapay zekaya. Sonra o paterni yastığa uygulatmış. Sonra yastığı bir koltuğa koymuş. Onun katmanlaması galiba mümkün artık. Yani formayı verip bunun üstüne giydir gibi bir yere geldi galiba. Işte. Şimdi gelmediğini nereden gördüğümüze gelelim. Burada göreceğiniz üzere bir demiş ki çorap üret işte lacivert olsun detayları kırmızı olsun Sonu da nereye varmış? Üç çizgili bir Adidas çorabı üretmiş. Altta da <laughs> anlamsız bir yazı var işte. PLCS mi, PLCR mi ne yazıyor? Bunu da tabii Photoshop yaparken silmeyi unutmuşlar. Sonuç olarak üç çizgili bir Nike çorabı ilk defa bir Nike tanıtımında kullanılmış olmuş. <laughs> Zaten burada da işte yeşil ışıkları, yeşilden yansımalarını falan görmek mümkün. Böyle bir sonucu yol atmış yapay zeka. Yalnız ben yapay zeka ya girmişken söyleyeyim. Hakikaten çok hızlı gelişiyor. Yani bir 4-5 seneye falan çok rahat bir forma tasarlar yapay zeka yani onu söyleyeyim. İlla tasarlayan da vardır. Çıkar önümüzdeki 25-26'da falan çıkar. Bu form işte. Nike'ın alternatif formalarını yapay zeka tasarladı. Aynı Net. Masallı. Ya zav, yapay Peki, zeka tasarladı yani? bu sene de çıkar. Yani ne demek ki yapay zeka tasarladı? Yapay zeka evet. desen oluşturdu. Sonra kendin otur onun şeyini çiz. Bunun teknik Hı -hı. çizimini mi yapay zeka yaptı? Desenini mi yapay zeka öğretti? Logosunu mu yerleştirdi? Hangisini yaptı i̇şte, yani? Yoksa ilhamını biri, mı oradan buldu? Biri eliyle çizmedi de yazıyla anlattı. Yapay zeka tasarım böyle bir şey. Aynen. Yapay zeka onu yap dedin, yaptı işte. Bilmiyorum. Peki, Tabii yani böyle bir, de... bir şey olabilir. 4-5 seneye hani yani prompt'u doğru girdikten sonra bir de artık çok daha tutarlı şeyler yapmaya başlıyor hani yapay zeka. Ee, hem formayı tasarlar hem de videosunu çeker yani Tanıtımını da yapar yani. Bir de üstüne sızdırır formayı. <laughs> Kapatıp gidelim dükkanı. <laughs> Böyle. Ee, bunların tabii ya, e, e, e. Lig 1'in logosu yenilendi. Bununla birlikte fontu da doğal olarak yenilendi ama çok uç bir noktaya gitmemişler. Yeni fontu da görme imkanını yakalıyoruz burada. Şey hoşuma gitti benim tabii. Lig 1 e, fontun özelleştirmesine imkan tanıyor. Burada Paris Saint Germain bu fontu böyle çok tatlı özelleştirmiş. Hani böyle fırça desenini de kendince yedirmiş fontun gölge noktalarına. Hani burada aslında normalde bir boşluk var. Kırmızı olarak boyalar. Bunlar böyle fırça deseni gibi yerleştirmiş. Burada da Paris'in sokakları var desen olarak. Çok hoşuma gitti benim. Çok tatlı olmuş. Evet. Ya bir de Eminim, bu artık göstermişler işte. Pardon Utkan. Yok yok sen devam et Ozan Yok bitti o kadar laf. Ya bu bazı ligler çok çok kısa süreli e, logo yenileme, kimlik yenileme işine gir, girişmiyorlar mı? Yani bilmiyorum mesela özellikle, özellikle mesela La Liga da bu sene değiştirdi. Lig 1 işte değiştirmiş. Ve ya ben yani Lig çok, sevdiğim bir logo Geliyor. Çok beğendiğim bir logoydu benim Lig 1 logosu. Eski logo mu? Yenisiyle. Evet. Evet ben çok hoşuma gidiyordum. Ben hiç anlam veremediğim bir logoydu. Yani bunun nasıl bir bağı var Fransa'yla veya Lig 1'le? Hiç alakası yok muhtemelen. Yenisinin de yok ki. Yenisinin var ya L1. 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 Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu logo 1990'da veya 2000'de çıksa öyle bir ikon olurdu ki yani anlatamam sana. İlahi Bankası ekolü Aynen. <laughs> Benim mesela La Liga hani logosu mi? için aynısını söyleyen bak. La Liga logosu öyle değil. Bence Hı. biraz o çok tasarım işi duruyor. Yani ajans işi duruyor. Ama bu Lig 1 logosunun böyle kendine has bir ikon tarafı var bence. F1. Olabilir. F1 tarzı değil mi bu ya? F1 logosu gibi. Olabilir. Denebilir. O, bu evet. Ona benziyor. Bu diye Eski logo işte. Evet. Logoya daha çok Hı -hı. Şimdi. ben aslında burada biraz şey e, takım. Yani burada mesela e, hani Mesela Premier League, evet Premier de sürekli yeniliyor şeylerin ama total anlamda o aslan şey değişmiyor. Yani hmm. Premier League deyince ilk defa hani 1990'lardaki de çok farklı formda. Bu yenisi de çok farklı formda ama bir aslan şey üzerinden döndüğü için insanda çok çok fazla bir kimlik olarak yabancılaşmıyor. Hmm. Yani Mesela Lig 1'de hani çok şey değişti yani. Ya da La Liga'da aynı şekilde mesela yani. Komple tasarım değişiyor. Mesela Bundesliga da öyle. Bundesliga da aslında ufak ufak logoların logosunu değiştiriyor. O i̇şte buradan adam bilmem hani onun bir formu değişiyor belki ama total olarak genel olarak kimlik olarak aynı kalıyor. Bunun Ondan sana sebebini tabii... söyleyeyim mi? Hı -hı. Çünkü söylediğin liglerin hepsinin bak bir ortak noktası var. Logoda top varsa o değişmek zorunda. Top yoksa bir simge varsa o sahiplenebiliyor. Şimdi Premier Lig'in aslanı var, sahipleniyor. Bundesliga'nın çok klas bir NBA benzeri bir topçu figürü var. O sahipleniyor. Şimdi Lig 1'e bakıyoruz. Toptan ilham almış. Topu sahiplenememiş. La Liga'yı hatırlayın. La Liga'da toptan ilham alan bir logoydu. O da onu sahiplenememiş. Dolayısıyla bunlardan vazgeçmek zorunda kalmışlar. Bunu da Premier Lig'in logosu tanıtılırken o dönemin tasarımcısı sunumunda söylemişti. Sonra çok çok aradım bir türlü bulamadım nerede duydum ama o kadar eminim ki yani bir yerde okudum. Ama. La Liga logosunu da örnek göstererek şöyle demişti. Bu devirde logosunda top olan birlik hayal edilemez gibi bir cümle kurmuştu. Bunun sonrasında La Liga'nın da yıllar sonra bu logodan vazgeçtiğini gördük ve hepsi de oraya gidiyor. Bunun sebebi de şu yani topun bir lige dair anlatacağı bir şey yok. Top her yerde futbol demek. Yani siz futbolsunuz okey ama kimsiniz? İspanya mısınız? İngiltere misiniz? Lige dair bir şey anlatması lazım logonun. Yani şahsileştirmesi lazım logoları her ligin. Bu yüzden hepsi bu yola çıktılar. Bir yelken açtılar. Yani mesela ben Süper Ligi bu açıdan şey olarak hep başarılı buluyorum yani. Logo bir türlü yenilenmiyor ama Süper Ligi yenilerken umarım bir top işine girişilmez yani. Burada bir esvap gönderisi de buldum kaç göz arasında. Bu kalkan formunda kalmak ben bana hep mantıklı geliyor yani. Kalkanın biraz ucunda dolanmak, fontu değiştirmek falan bana mantıklı geliyor. Bence de. Mesela aynı özellikle 70'lerde falan logo tasarlayanlar için mesela o dönemin Adidas topu hep e, logolarda vardır. Yani futbol topu evet. dince aslında ilk aklda o e, işte ne? Testerdi çok... yanlış hatırlıyorum Telstar Tester, evet. tester evet. <laughs> e, olarak tasarlanır hep e, şeyler. Yanlış hatırlıyordu olabilirim. Bunu bir e, yapacak bir şey zaten. yok artık. Söyledin. <laughs> Tamam ya testler desene tabii topları karıştırıyor olabilirim. Testler yaslanacım, yani emin olayım. Ne bir şey ya Böyle kısa bir şey miydi yoksa ya? Testler yeni top değil mi? Yok. Ya tamam tamam işte testler aynen testler şey olarak. Bir tane daha çok meşhur Adidas topu vardı ya. Neydi adı ya? Aynı böyle. Hangisi? Bu da ikon. Bu dönemin yine topu ya. Bu Şu dönemin de, derken? Hangisi? 80 falan olabilir mi? Yani 80'lerin falan bir çok yine meşhur ya. Çok da böyle 80'e de şeyle işte o 86 Dünya Kupası Neyse da giydi. 86 yazarsan şey olur. Equest Equestra mıydı? Bu işte bu işte. Az, ya. Azteka. Azteka. Azteka, Azteka. Meksika. Azteka. Azteka bunun işte Azteka. o Equestra hali. O, bir de bunun düz neyse işte çok Evet bunu da çok kullanıldığı şey var yani. Evet. Mesela Big Bir'in Tango'yu İkilerinin mu diyorsun? Ilk bu. Tango, Tango, Tango. Evet, Tango, tango işte tango. ya. Forması falan da var. Hı -hı. Neyse. Evet. Gece 1.53. Olur, olur. Devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Peki olur. o zaman Paris Saint Germain'den yavaş yavaş çıkalım. Maç önü formasını da gösterelim. Yine fırça deseni. Zaten fırça deseni genel evet. konsept olarak benimsemiş bu yıl Nike PSG için. Tıpkı Galatasaray'a 2020 2021'de yaptığı gibi... Ee, Seramon ceketi de iç saha forması da şey bir şey. Tabii bu Nike Seramon ceketlerinde şeyi söyleyeyim yeri gelmişken sırt tasarımı çok hoşuma gitti bu ceketlerin benim. Böyle hep böyle bir kontrast yakalamışlar sırt tasarımında hoş duruyor bence. E buradan Bayern'e geçelim. Şimdi Bayern Mini bunu geçen sene tanıtılda da konuşmuştuk. Mavi renkten çıktı taraftarların isteği üzerine. İşte 2017 idi galiba birazdan gösteririz. E, mavi kırmızı bir Çubuklu forma çıkardılar taraftar çok büyük tepki gösterdi. Mavi bizim rengimiz değil diye. Kulüp yönetimi de dedi ki bir daha asla mavi renk kullanmayacağız iç saha formalarında. Ve gittikleri noktada geçen sene kırmızı forma yoktu. Beyaz forma gidiler iç sahada. Bu sene de siyah detaylı bir kırmızı forma ortaya çıktı. Ozan da senle başlayalım. Yani bu iş <laughs> nasıl buraya geldi ya? Gerçekten ya yani iç saha formasında beyaza dönüp Ertesi sene de siyah detaylı ya tam simsiyah değil böyle bir koyu bir antirasit gibi bir renk bu ama iş nasıl buraya geldi inanılmaz bir şey oldu bu ya. laciver yani lacivert çorttan işte mesela bayan taraftarı şimdi bundan mutlu mu çok merak ediyorum ben. Hani ilk maçta siyah bizim rengimiz değil o siyah bok ne öyle yazacaklar mı? Yani yazmazlarsa maviyle de derdiniz vardı. Mavi daha eski renginizdi. İnanılmaz 2019 Ayberk o 2019 olması lazım. Hemen açacağım. Yani iş nasıl bu noktaya geldi bilmiyorum. Siyah 19 mu? da mı değil ya? 18. 18. 18 işte. En son şu çıktı. Çubuklu daha bir önceki forma. En son şu kol uçlarındaki, hmm, şortu, e, aynen. Yani koluçlarındaki aynen uçlarındaki lacivert short lacivert short'la kombinlendi. Evet. Orada patladı olaylar. Evet, ilk maçta da zaten öyle çıktılar. Şöyle İkinci göstereyim. maçta pankart açıldı. Ve bir daha da bayağı aylarca taraftarla görüşme yaptılar. Yönetim geldi gitti, geldi gitti böyle yönetim taraftar birilerini elçi belirledi ve net olarak şeye karar verdiler. Hani artık maviyi kullanmıyoruz. Ama iş nasıl siyah geldi yani inanılmaz bir şey oldu. Yine de şunu diyebilirim. Formaya dönecek olursak Bayern'in klasik forması 5 çubuklu formadır. Standart. İşte genelde logoya denk gelen kısım beyaz olur. Bu yani sta standart bir formasıdır. Oradan yola çıkıp çok başarılı bir işte modüler degrade ile o da degrade elemanın da Bavera'nın kara suyuna Bavera bayrağında yer alan çok mantıklı bir tasarım. Bunun işte o sıkıcılıktan kurtul kurtulmak için koydukları siyah yerine beyaz detaylı olsaydı bu çok iyi bir bayan formasıydı. Bu haliyle biraz mecburiyetten yapılmış bir bayan forması. İlginç yani hiç, buralara geleceğini düşünmüyorum. Ben bir noktada geri vites yaparlar diyordum. O hiç yapmıyorlar gerçekten. Sanki Adidas geri vites yapsınlar diye yani böyle sürekli ileri basıyor gibi. Hayır, <laughs> iki senedir formada monokrom armı var İsa formasında. Evet ilginç. Yani iş buralara kadar ben geldi. Ben sana daha ilginç bir şey de söyleyeyim. Bu forma benim hı. anladığım kadarıyla en başta bordo detaylı tasarlanmış. Çünkü ben birkaç prototip fotoğrafına denk geldim satış hı hı. görsellerini ararken bu fotoğraf bu formanın. Galiba tanıtım form, formalı e, tanıtım fotoğrafları da hatta sonradan siyah çevrilmiş. E, bu logolar bordo görünüyor. Sonradan hı. hatta ilk sızan hali de galiba öyleydi. Sonradan siyah dönmüş. Bordo çünkü hiç kontrast yaratmıyordu. E, detaylar siyah kullanılınca formada aslında Tanıtım fotoğraflarıyla satış fotoğrafları arasında da ciddi ton farklılıkları var. Buraya çocuk formasını ekledim özellikle bu daha gerçekçi bir ton sunuyor. Biraz açık kırmızılara hatta neredeyse turunculara giden bir renk oluşmuş. Şey. Yalnız işin ilginci benim çok hoşuma gitti bu kombin. Yani ben bayağı <laughs> beğendim bu açık kırmızı siyah kombinini Senin aksine bu şey işi çok hoşuma gitmedi benim. Bu iyi yani bir degradi iyi olarak. bir degradi olmamış. Yani fikir olarak tamam. okey karoylu oluşturmak ama çok başarılı bir geçişte senin değil bence bu. Yani şey, çubuğu eğer tamamen degradeden yaparsan orada bir dalgalanma oluyor gözde optik olarak. Orada da bir işte ritim yaratmaya çalışmışlar. Sağ sol sağ sol giderek. O da çok düzenli bir şey yaratmamış. Göz zaten bunu hemen alerji gibi algılar. Burada bir sıkıntı var diye ama işte çağdaş yasarım modernizmle bunu getiriyor beraberinde. Utkan abi Beşiktaş'ın bir tane o kırmızı formasını hatırlattı bana. Bir oda turuncuya kaçıyordu. 18-19 muydu öyle bir şeydi. Onu hatırlattı. Yani dediğim gibi ben de yani genel olarak formayı hakikaten ben de beğendim yani şey. Onda bir sıkıntım yok da işte <laughs> dediğiniz gibi e, formalarında yine çok marjinal şeyler görürüz son dönemlerde. Bu da onların bir örneği. Bana ama çok siyah dediniz ama benden yani böyle tam bir siyah değil o renk sanki detay hmm. rengi yani. koyu bir antrasit de... ya antrasite yakın. Yani renk siyah. İçinde de bir kahve tonu var ama. Yani ee, kahve şöyle. Kahve bordo tonu olması lazım. E, materyallerle ilgili bazı yerlerde yansıyor aslında siyah renk yani katalog rengi olarak siyah seçmişler ama hmm. böyle bir gidip geliyor yani haklısınız. Hmm. Yani belli yerlerde böyle kahveye taş kaşan, kahve bordo orası bir yere kaçan bir tonu da var gibime geliyor ya renkten dolayı öyle gözüküyor şey bilmiyorum. Mesela kırmızı ton da mesela çok git geldi. O da tam evet. bir şey e bayan kırmızısı değil. Açık bir renk böyle daha rengi turuncuya kaçan değişik bir renk. Ya bunların aslında yani bilmiyorum. Turgas'ta kendi rengi var. FCB retmini. Öyle şey. Evet. Red. şey gerçek evet, bayan turun, kırmızısı. Red. Evet. turuncu yani... var yani. Acaba o renkten çıktılar Et mı? Ya? O mi? renk buradaysa o koyu renk olan mı? Ya da adidas başlarım size deyip, alın bu da bir kırmızı diye üstlerine mi attı? Ben sana hemen bakayım. Bir dakika içinde döneyim bu konuda. Hadi bakalım. Bir ee, de bu o... taraftarlar arkadaş ya baba. Ya siz bu 90'larda giymediniz bunu? Neredeydiniz o zaman? 60'larda giymişler. 60'lar Utkan. Daha kırmızı yani... forma hiç sağ forması değilmiş. Ya ben Kırmızı formalar eski dönmeyeyim. forma. Ben Bayern'in bir dönem formasını hani hakiki formasını kırmızı beyaz mavi olarak biliyordum yani. Ya Düzde. standart bir futbol bir Tanıyordur o formayı zaten. Çok klasik bir formaydı o. Tabii ki, tabii. 2014 versiyonu da çok başarılı bir formaydı. Yani ben o zaman de, da sesleri de. çıkmadı ki bunların Lacivert'e kızdı bunlar alakasız. <laughs> evet. Yok Ozando evet. FCB Turu Red'den vazgeçmişler düz Red seçmiş bunun için Bayern. Bay be. Hı -hı. kendi redini bırakmış. Doğru renginiz yok diye. Vay be. İlginç. Ee, bu form hakkında yalnız e sen de bir şey dedin ya o zaman da Orada da ben birkaç deneme de gördüm bu formanın detaylarının beyaz olduğu hali. Bu formanın detayı beyaz hali bana çok şey yani boş klişe Çiğ bir iş geldi. gibi geldi. Çiğ geldi aynen. Bence yani bu forma yapılacaksın siyah yapılsın daha iyi gibi hissettim ben. Ya bu lacivert işleri hiç olmasa ve aynı tasarımcı aynı noktada gitse o çok standart. ...bir bayan formasına dönerdi yani. Çok şaşırtıcı bir görüntü de olmazdı. Daha iyisinden ziyade... Yani ...böyle bir versiyonla... ...gerçek bir bayan formasına gidilebilirmiş yani. Bu gerçek bir bayan forması değil. Şey güzel ama Ben şu bu anki rengin uyumunu falan beğendim yani. O güzelmiş. Bence de. Ben de beğendim. Burada tabii Bunun şey yapmışlar. Gibi. İlk defa... Iı, ...uygulanan, benim en azından ilk defa gördüğüm bir şey... ...kola kol reklamının içine QR kod yerleştirmişler. Ne gerek var bilmiyorum kim okutacak ama <laughs> böyle bir şey girişmişler. Teknolojik dünya. Alyanza gidiyor hemen sigorta yapın diye. Aynen. Bu QR kodu kafedeki menü aracında bir yerde okutmadım. Okutmayacağım da. <laughs> ben ondan da hiç etmiyorum ya. Onda da okutmasa gelimize verse ben Onu çok daha ol. mutlu oluyorum gerçekten bitmedi o işte yani. Kaleci formaları Adidas'ın biraz 70'ler 80'lerden o dönemin Dünya Kupası kaleci kalıplarından ilham alan bir tasarım da çıktı bu yıl Adidas karşımıza. Bayern'e de katalogdaki mevcut renklerden birini vermiş yine Adidas. Maç önü forması oldukça ilginç. Bu şey bunu paylaşınca böyle çiğ et görselleri geldi. Esbaba <laughs> pek sayıda ona benziyor diye. Bu maç önü formasını açmak istedim. Şey için açmak istedim. Ee, bu deplasman rengindeki bunu daha sonra konuşuruz ama mesela bunda detaylar bordo gibi görüyorum. Hmm. Hala çok emin değilim yüzde yüz. Ama bunda siyah ya gibi bu, değil evet. detaylar. Hatta bak bunun şortunda gördüm ben ilk. Bu şeyler bordo. Siyah değil. Bunun şortu gerçekten daha önceden kalma. Yakınlaştırsın abi belki. Ya, bir... Acaba şeyden mi gidiyor? Renkten dolayı hani bir RG işte. JPEG sıkıştırmasında mı renk taştı? Yoksa ya. gerçekten bordo Onu... Algı... Hmm. Bu baya bordo, bordo duruyor. duruyor Yani anladın evet. mı Bordonun tonu da 2000'lerin başındaki Bordo bayan formasının rengi Aynen hani bilmiyorum ama yine de bu Hep şeyi belirtmek lazım yani Bu siyahın dikiş versiyonu zaten hep bir Bordoya kaçma eğilimindedir Hı -hı. O yüzden %100 emin evet, değilim ama Evet. renk alır evet. Yok bence de bordo Ben hatta yani biraz Orijinal formada da yani biraz Bordo tonu yani olduğunu düşünüyorum ben şahsen O da tam siyah değil bence değişik bir renk. Ya yani siyah gözüküyor aslında Evet. Yani yalan söylemeyeyim. Bakayım istiyorsan. Sen devam <laughs> et ben bakayım. bana çünkü tam yani şey bir siyah gelmedi o Bir yerden bir şey çalıyor yani var bu içinde. Bu maç öyle peki bu ekru renklerden geldi mesela. Hiç anlamadım. Bir şeyler. Bir şeyler deniyorlar ama paternle bir çok yani şeyi bir şekilde bu... görüyoruz. Maç abi üniformaları... Içinden kırılma var gibi bir hali var. Bir yerden böyle büyüyerek patern olmuş bu. Ama... Bilmiyorum. Ben size bir şey söyleyeyim artık? Bu maç üniformaları... Adam açıyor illustrator'ı. Yapıyor abstrak bilmem ne. Yapıştır abi. <laughs> Stajyerlerin tamam, çalışma adam. alanı. <laughs> Aynen öyle freestyle komple. Hani buna döndü bak onu söyleyeyim size yani. Utkan abi ya detayın resmi rengini bulamadım. Yazmıyor. Ama Neyse, ben siyah gibi görüyorum. Diyorsun, bakarız evet. Yani altta bir şeyin altına yazarız. Vursak. Videonun altına yazar ayrıca. Peki buradan şeye Bakın geçelim. De, bakınca pardon. Geçen pardon. haftanın e, yıldızı denebilir sanırsam. E, Corinthians formalarını tanıttı. E, Corinthians için Nike aslında biraz uzaklaşılan bir tasarım diline yönelmiş. Şimdi PSG'de konuştuğumuz gibi. Bu hı hı. geçiş şekli yani güncel formacılıkta çok kullanılmayan bir tarz. Beyazdan siyah doğrudan bir geçiş. Hiçbir desen kullanmadan bir geçiş. Yani gerek var mıymış? Tartışılabilir tabii ki. Utkan abi senle başlayalım bu sefer. Bu form hakkında söyleyeceklerin var mı? Yani işte dediğim gibi bir şey... Hani farklılıklar denemek istiyorlar. Yani işte yapabilecekleri tüm her şeyi yap yapmaya çalışıyorlar. Ee, i̇lk başta ben de çok şey baktım ama... Bilmiyorum yani malzeme kalitesinden midir bilmiyorum. Ben de biraz marka fetişistliği de olabilir onu da bilemem ama. Yani total görünüm olarak ben çok şey geldi bana. tanıtı fotoğraflarının da biraz bunun etkisi var. Fontun da etkisi var. Ee, başarılı geldi yani bayağı. Bunu başka bir marka yapsa, onu hep çok da söylüyorum bu örneğe ama. Başka bir marka yapsa çok çok kötü durur, çiğ durur. Yani bunu bilmiyorum artık. Nike'ın kumaş kalitesinden midir? adı ka işte bizim kafamızdaki marka algısından mıdır? tanıtım fotoğraflarının kalitesinden bir onu hiçbir şey bir şekilde bilemiyorum ama yani onlar yaptığı yapınca şey durmamış, şey durmamış yani oradan kurtarmış formu. Ee, çok yani oğlan üstü falan demiyorum ama iyi kotarılmış bence. Yani. Bu şey de ya geçen bu geçen sezonki yani şu an içinde olduğumuz sezonki PSG formasına da demiştim. Bunlar like yeni bir bu degrade tekniği buldu bence baskı anlamında. Çünkü CMYK'da beyazdan siyah geçerken arada böyle koyu turkuaz gibi bir renk çıkar ortaya. Yine çıkmış. O bu formala. O böyle göze batar. Anlarsın onu düzeltmeye çalışırsın. Araya böyle gri falan koyarsın ki o kapatılsın. Baya böyle turkuaz. Gibi. Burada da var ama o dediğim turkuazı yani şimdi uğraşma da bir orada bir renk çıkar. Bunlar yeni bir teknik bulmuş bence. PSG formasında da mesela lacivertten kırmızıya geçerken çok hafif bir morlaşma vardı. 20 kaç oluyor ya? 22 23 mü? 23 24 mü? 23 24. Bilmiyorum ya ben tarz olarak çok beğendim bu formayı. Ya o bir de şortun da siyah olmasa benim çok hoşuma gitti. O böyle komple görüntü. Bir de hani özellikle son birkaç yıldır Korinthiyasa çok iyi iç saha formaları ve alternatif hani bu Korinthiyasa çok ciddi bir özen var. Böyle bir şey çok denenmemişti. İşte bir 15 16 mıydı Nike'ın alternatif formalarının ekolü bu. Hani kollarda ama orada da işte bir kumlu geçiş vardı burada o da yok Direkt dümdüz bir degrade ve benim çok hoşuma gitti ve tanıtım fotoğraflarında da işte özellikle siyah formanın tanıtım fotoğraflarında böyle bir gölge şeyi var hani gölgede kalan ışık oyunları hani bu degrade bu etsada da varmış yani o sanki formanın bir kısmı gölgede kalanlarını verdiği mesaj gölgede kalan insanlar falan böyle düşününce benim tasarım olarak ya yani bir anlam vermeye çalıştılarsa sadece işte degradat aletini açıp kaydırmadılarsa böyle bir şey düşündülerse fikir olarak çok hoşuma gitti benim. Ya düşünmüşler zaten bu formalar bir ortak tema etrafında çıkıyor Korintiyası'da bu sene. Hı -hı. Hem iç sağ forması hem de deplasman forması hem de siyah beyaz bir parçalı üçüncü forma çıkacak. Ee, bir ırkçılığa ayır teması kapsamında çıkıyor. Hı -hı. Dolayısıyla söylediğin şey doğru zaten deplasman formasına geçelim buradan da. Onun tanıtım fotoğraflarında daha net bir şekilde görünüyor. Bu Blackout'un artık son demlerini herhalde görüyoruz diyebiliriz. Burada da yine çok etkileyici tanıtım fotoğrafları var bence. Artık Blackout güzel bir form öğretmek zor bir şey. Çünkü çok görüldü yapıldı. Ama mesela Galatasaray ürettiği iki sene önce bence felaket bir Blackout formaydı. Konuç yasın ki özellikle Drive It da katkısıyla çok iyi bir Blackout form olmuş yani. Bir de müthiş bir font seçimi var. Ona da geliriz. Müthiş ya. Ya işte bu daha önce bunu baş, hangi forma için konuşuyor? Hani bu işte Nike'ın kumaş teknolojisi bir yerden sonra artık tasarım elemanına dönüştü. Özellikle 16 2016'dan sonra. Burada artık yani her sene daha yani artık olmaz dedikçe daha başka bir yere gidiyor. Gerçekten black out'u başka bir seviye taşınmış ve logodaki o parlak malzeme kalitesi de çok büyük hani çok önemli bir etkisi var burada. Hani o görüntü mat kumaşın üstüne. Bir de tam böyle hani renk tonları da tutmuyor ya. Bu muhtemelen hani rengi tutturamamışlar değil. Siyah biraz açıkta bırakıp logonun hem malzemeden hem de o ayırt edici özelliğini alsın diye. Gerçekten hani düz siyah formayı ne kadar övdünüz yorumu kesin gelecektir. Ama blackout formanın ne kadar zor bir şey olduğunu hani çeşit çeşit tecrübe ettik. Ben beğendim yani gerçekten. <laughs> Yani burada hakikaten o logonun kullanımı hakikaten çok önemli. Çünkü mesela başka bir marka yapsa işte logo dümdüz yapar, işte o logo orada çok fazla hiç seçilmez. Burada öyle bir iyi bir malzeme kullanmışlar ki hem iyi parlıyor ama hem formanın şeyini de bozmuyor. Çok yani iyi başarılı. Mesela Peki. burada çok tam işte anlatmaya çalıştığım şey burada Hı -hı. gözüküyor yani yani blackout ama logoda tamam burada bir illaki bir e, şey oynaması vardır. Görselde oynama vardır ama düz e, normal satış fotoğraflarında da bu fark belli oluyor. Güzel. Peki bir de e, bugün son tanıtılan formalara geliyoruz yavaş yavaş. E, PSV'nin yeni deplasman forması aslında ilk bölümde de biraz buna Galatasaray'la ilgili konuşurken göz atmıştık. E, tabii PSV Philips'le bağlantılı bir kulüp kulüp. Hatta doğrudan Philips'in denebilecek gibi bir noktada bildiğim kadarıyla. E, ee, siz zaten Philips zaten. Philips. Philips aynı öyle bir şey. e, spor e, spor renkli televizyon yayınına geçilirken yayınlanan ilk maçlardan birisi Hollanda'da PSV'nin maçıymış. Böyle bir hikaye yazmışlar en azından yani. Bu formanın çıkış noktası da e, televizyonların test ekranı görüntüsü. Hepimizin aşina olduğu bir görüntü. Burada. Philips bulmuş. Allah öyle Allah. mi? E kim bulacak evet, zaten? Renkli ekranı kim buldu? <laughs> e, tamam. Normal yani. Ee, burada zannediyorum ayrışacağımız herhalde bugün en ayrışacağımız forması bu olacak. Senle başlayalım Ozanlo. Ben hiç beğenmedim formayı. <laughs> yani biraz böyle nasıl olmuş? Hani elimizde bir renkler var. İşte kolucuna o o şeyin pes, e, Manchester City'nin ilk, ilk anlaştığı Hacienda forması vardı. işte. O gece kulübüne 19-20 mi oluyor? 19-20 sanırım. 20 Aa, mi oluyor ya? O formayı gömdürmem şimdi bir dakika, dur. Yok, göm, asla gömmeyeceğim. Ben ha. çok sevdiğim bir forma. Tamam. Bunun kötü bir kopyası gibi ve evet. bir yerde duramayıp göğüse katman katman paten konmuş, renk yani mesela bantta kalsa dersin ki işte bir glitch deseni o bu aşağı gidiyor renkler iç içe girince kötü bir görüntü olmuş. E grafikteki renkle işte kumaş renkleri tutmuyor. Yani Hacienda formada güzel olan ne varsa bu formada o yok. Bilmiyorum ben hiç hoşuma gitmedi forma. Ve şey de çok zorlama bir bağlantı gibi geldi bana. İşte o test ekranını biz bulduk. Tamam güzel. E, standart bildiğimiz vida da Philips vidaymış. Onu da onlar evet. bulmuş. O zaman de vidalı forma yapın. <laughs> Onun, onunla alakası yok ki yani siz renkleri kullanmışsınız. Aa bunu olur mu ya falan glitch. Photoshop action'ları var. Böyle koyuyorsun. O böyle glitch'e çeviriyor onu. Sanki böyle birisi denerken ona dönmüş gibi bir görüntü. Yani başarılı bir grafik değil. Hiç grafik olmasa belki daha başarılı bir formu olabilirdi bu. O zaman da bana şey gibi geldi. Şimdi normalde ilk yani bu tarz işlerde önce formayı tasarlanır. Abi, tasarımın üzerine sandart. bir hikaye uydurulur. Aa. <laughs> bu sefer hikayeden çık yoga çıkıp sonra tasarım yapmışlar gibi geldi. Çünkü Bence hani hikayen hikayenin çıkışı bana o kadar çok şey gelmedi. Hani Philips hakikaten hani televizyonculuğun hani te renkli televizyonun öncüsü işte anlayabiliyoruz hani çıkışın şeyini. Mantıktır, renkler okey falan ama oradan çıkan tasarım kafada yani şey iyi olmamış gibi yani. Onu düşündüm ben. Yani bana... o Görselden o ne test ekranından belki daha farklı daha şey enteresan işler çıkabilirmiş. İşin Bana da şey gibi geldi. Kadar. Bence tasarım iyi ama forma boğulmuş. Yani ben tam tersi senin dedin mesela sen şey dedin ya görsel olması olur muydu diye. Bence görsel kalsa bunun bu detayları komple yok olsa siyah kalsa detayları sadece bu desen bence müthiş iyi yani ben desenle hiçbir sorun yaşamadım. İşte bir tercih, bir tercih yapamışlar. Over design diye bunu böyle yer yer söylüyorum. Bu çok tasarlanmış bir forma. Yani ikisinin arasında Aslında. kalınmış bir yer. Fazla tasarlanmış. Bunun bir de kesin o paternin komple ön bedeni veya tüm bedeni kapladığı bir hali de kesin vardır. Yani çok her yeri çok renkli. Renkler de benim sevdiğim renkler de değil yani. Hiç şahsi bir yere gidiyor ama. Benim sevdiğim renkler de değil bunlar. Yani böyle... Bir ton ama o tonun da yakınında da değil. Hangisi? Bilmiyorum. Genel olarak üç renkten de bahsediyorum. Mavi, bir <laughs> ya sana Eyvallah. bir şey değil mi? Bu bir iş yapmaya başladığında seçtiğim ilk 3 tondan olabilir bunlar. Müthiş renkler. Ya bu renkleri ya. Nasıl seçersin. Seçersin. O zaman ön bedene kullanmazsın. O başka. İşte o yüzden Hacienda Forman'ın kötü bir kopyası dedim. Onda da çok çılgın renkler var. Alakasız renkler var. Ama öyle durmuyor. Şunun duruşuna bak. Evet. Bu arada ciddi bir Fotoğraf. tepki gördüm ben bugün fotoğraflara bakarken. PSV taraftar da ya tabii şeyi de ayırt etmek zor yine en başta konuştuğumuz sosyal medya tepkisine geliyoruz. PSV taraftar logo da logonun monokrom kullanılmasından hiç hoşnut değil anladığım kadarıyla. Yani tabii evet. şeyin de etkisi var. Bu forma biraz işte LGBT ile falan da bağdaştırılmış. Hani logoyu onun için mi Hı -hı. değiştiriyorsunuz gibi ama genel olarak da herhalde hani özellikle kırmızı beyaz logo istiyoruz diye bir tavır gördüm. Bilmiyorum yani kulüple taraftan nasıl bir bağ var bu noktada ama belki gelecek senelere dair bir şeyleri etkileyebilir. Bunun tabi mesela ceketteki kullanımı bilmiyorum sana sorayım Ozan da o. tarif ettiğin kullanım böyle bir kullanım mı mesela? Kesinlikle böyle bir kullanım. Bunun mesela görüntüsü benim o anlamda çok daha hoşuma gitti. Bu sene anladığım kadarıyla da en azından iç saha ve deplasmanları ceket gelecek gibi bu Hani alternatifi hani formalara özel ceket işine giriliyor gibi. Evet. Bu da maç önü. Maç önü formaları klasik. Mesela bu biraz daha düz olmuş. Çok şey değil ama ben ceketi müthiş beğendim. Ceket çok iyi. Zaten Nerede ceket ben. tasarım iyi pumanın bu sene. O iyi gidiyor gibi. Bir de tabii geçtiğimiz haftanın yıldızı denebilir herhalde. Korkutca'sa da öyle dedim. <laughs> bu da başka bir yıldızı diyelim. Ama bu Şu harbi yıldızı. Bak böyle. bu gerçek evet. yıldız. Logosunda da yıldız var. <laughs> e, Botafogo. <laughs> tabii Reebok görmeye pek alışık olmadığımız bir marka aslında bir süredir. Geçen sene ...Botafogo'yla ilk formasını yapmış. Bu sene mi girdi diye baktım öyle değilmiş. Çok iddialı bir iş ve çok güzel bir sonuç çıkmış ortaya. Bu 80'lerin, 90'ların hatta 80-90 değil... ...ya yani 30'ların, 40'ların diyeyim... E, ...dikiş, kumaş efektini bir şekilde vermişler polyester formaya. Hatta bunu yakada ve kolucunda da vermişler. Müthiş bir forma çıkmış ortaya. Yani Şöyle bir şey... ...yaka ve kolucunda bu işte oluklu triko... ...yani formaları çok kullanılan bir şey değil... Ve o direkt retro havayı vermiş. Ama çubuklardaki şey bana biraz Barcelona'nın çakması gibi geldi. Hani adı retro tabii ki de. Barcelona'nın bu sezonki formasının biraz oradan hani apartılıp oraya gitmiş. Gibi. Hey Ozando ne Barcelona'sı ya bunu Fener yapmadı mı? 2017 17, 18. 18 15 14 15 Fenerinki mi? Böyle iç içe geçen triko detaylıydı. Bu direkt Barcelona formasının zikzakı. Fener'in zikzakı yok. Bu forma işte ya. Evet de bu buna yakından fotoğrafı varsa bu iç içe geçen böyle dikiş detayı var bu formaların Bu forma kumaşın işte. İşte onu diyorum. Barcelona bence fikirin çıkış noktası o da esas Barcelona'nın bu sezonki formasının direkt zikzaklı çubukları yani. Aynı birebir aynı. Ozan doğru o kadar ya bana çok şey gelmedi. Yok yani, yani bence o hani işin ha, elimizde diktik. O o öyle bir şey bence değil yani. Ama kötü mü duruyor değil. Özellikle ben şeyi çok beğendim. Bak şu logodan bak Ayberk. Ya oradan da görünüyor. Yan tarafta bir logo yakın çekimi var. Evet. Yani ben bu, bu efekti yakalanmak istemişim. Yok bu gerçek o işte. zaten. Bu şey değil, hı -hı, efekt hı, örgü, örgü. değil. Zaten bu formanın kumaşı da acayip. Iyi yani bilmem. Hı -hı, Bir güzel. forma için yani yapılabilecek en iyi kumaşlardan birisi. Ama burada bence Barcelona falan alakası yok. Bunu yapan adam Barcelona Peki. formasını görmemiş bile olabilir söyleyeyim ben sana yani. Bir bak Barcelona'ya. Ya Barcelona, ka ka şeyleri. kardeşim anladık da ya alakası yok. Ben gösteririm <laughs> seyircilere. <laughs> <laughs> Yok yani işin çıkış noktası o ama işte istenen retro görüntüye çok iyi ulaşmışlar. Bu Reebok'ta ya ben bununla ilgili çok uzun bir tweet yazdım. Sonra dedim ki bu ne ansiklopedi gibi yazıyorsun. Kendime kızıp atmadım. Yani bu şey formasının işte aynı bak zikzakları. Neyse. Botafogo formasında tek beğenmediğim şey şu omuz paneli. Bu normalde ön ve arka çubukların artık Modern çubuklarda onların hizalanması çok zor bir şey çünkü işte açılı geldiği için artık parçalar. Şöyle bir görüntü oluyor çapraz. Onu kurtarmak için de buraya bir parça ekliyorlar. İşin çözümü o ama hiç sevmem o görüntüyü. Ama burada şöyle bir şey çok özen göstermişler. İşte, i̇şte önemli detaylar bunlar. Koldaki çubuk kalınlığıyla eşitlemişler o parçayı. Evet Hatta tam denk geliyor. Çubuk kalınlığı. Denk o yüzden daha kalın. Yani buradaki özeni çok net görüyoruz. İşte kolucu ve yakadaki tri oluklu triko çok harika duruyor ve bunun devamını göreceğimize de eminim bu bir şeyin başlangıcı olacak. Reebok da uzun yıllar Adidas'ın altındaydı. Birkaç yıl önce başka bir gruba geçmiş ve futbol piyasasında güçlü şekilde galiba geri dönecek gibi bir hali var. Tamam yani mı Peki zaman Reebok hemen Liverpool gelir. Aynen. Evet. Bu Buyurun. Yani bazı markalar var. Hani mesela bu Reebok onların birincisi. İkincisi mesela Champion. Hı hı. Yani mesela hani hatta Champion burada hani nasıl diyeyim lüks bir marka da olarak da gö e görülüyor. Baktım. Bir da, lüks bir ben He? Instagram'da çok görüyorum influencerların üstünde. Şey de, öyle, yani. A A de e şey de öyle. Azix hani e şey de öyle. Azix de öyle. Hani Azix'in ama şeyi var. Yaşıyoruz. Yani bir ayakkabıları falan iyi bilmem nesi hmm. güzel hani Reebok'ta mesela ne var ben onu hiç hatırlamıyorum mesela yani ya bu koca logolu RBK yazılı tişörtleri hiç hatırlamıyor musun ya kocaman böyle 90'larda hatırlıyorum 90'larda iyi markaydı bir bakın da çok kült ayakkabıları var ya beyaz bir tane var özellikle şu Reebok klasik ben her eskisi için 90'lar için çok iyi şey bir markaydı ama sonra Champion da mesela aynı oyaydı Champion mesela sonrasında tekrar bir dirildi hani gibi geldi bu ayakkabının çok bağımlısı bir arkadaşım var ya ayakkabı eskidikçe gidip bunu tekrar alıyor Adidas gerçekten bunları pasifize etti aldıktan sonra geri evet. alınca başka bir evet. şekle döndü. Aynen. Bu kaleci ama forması bakın, mesela nesli bunu da çok bilmiyorum. beğendim. Çubukludaki bu kol detayını buna da taşımışlar. Formanın kendisi düz bu da çok hoşuma gitti. Bu da deplasman forması gibi gözüküyor ama kaleci formasıymış. <laughs> çok Aa, enteresan. Ben yani. bunu deplasman diye baktım hep. Hiç ben okumdu. de böyle baktım kaleci formasıymış. Hani o benim hep şaşır, şaşırmışımdır yani bu Reebok ne satıyor, abi, nerede satıyor, kime satıyor? Abi işte Kayboldu bunlar. Bir ara çok meşhurdu işte sen hatırlıyorsun. Her yerde vardı. Çeşit, çeşit. hep şey geliyor işte Liverpool'un 2005 senesindeki şampiyonlar ligi şampiyonundaki evet, evet. forması geliyor. Bir de o, o dönemki Bolton Wanderers geliyor mesela 2005 Bakalım sezonu. Ya, o dönem Reebok zaman. formaları falan vardı. Bakıyorum Ayberk başka bir şey Onlar Onlarla değişik bir... Hatta Liverpool'dan çok Bolton Wanderers geliyor. Reebok deyince aklıma gelen şey var. Ya. Ama ne çok güzel giriş var? yapmışlar. Ben şeyi beğendim. Özellikle istediğin işte gibi yakıcı ve koluçlarında o hem o eski formalarındaki o dokuyu yakalayıp hem de onu teknolojik bir şekilde yeniye bir şekilde uyarlayabilmeleri hoşuma gitti benim. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Estağfurullah. Şu da sen ne bakıyorsun? Şubat 2021'de almış hatta adını da söyleyeyim tam olsun. Authentic Brands Group diye bir firma almış bunları ve altında da bayağı marka var. Aeropostal var. Brooks Brothers yani bayağı Forever 21, Nine West, Ortiz, hani çok önemli bir gruba geçmiş bu. Yani i̇şte oradan bu tarz bir... markalar çok hani... grubun altında girdikleri zaman kaybolup ezilebiliyorlar. Mesela hani... Adidas da kaybolmuş. Burada Ad... canlandı i̇şte, herhalde. Adidas da kaybolmuştu. Hı -hı. Hatta bayağı yani konversiyoneta Nike'ın çatısı altında çok kaybolacak gibiydi. Tekrardan hata geçtiler. E, Umbro da Nike'ın altında kayboldu. Sonra <laughs> kaybol tekrar dirildi. Yani bunları büyümek için alıyorlar. Sonra en özel şeyini içinden söküp alıp unutuyorlar gerçekten. Umbro neydi aslında yani ne hale geldi? Sektördeki bir rakibini artık orada elemin, elemine ediyorlar aslında bakarsan evet. öyle Peki Formakast'in bu akşamda sonuna geldik diyelim mi? Diyelim. Diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize Hoşçakalın. iyi bakın.